Peygamberimiz ve Allah'ın bize örnek gösterdiği, bunun gibi olacaksınız buyurduğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir Arap kültürü mantığıyla değil, bir insanlık beyefendilik mantığıyla değil, mümin olmanın mantığıyla tarif ettiği bir şey ziyaretleşmek. Evet. Bu bir ibadet. Evet. Dolayısıyla kıyamet günü biz teraziler doldururken, yani hasenatımız ve seyyiatımız tartılırken, nasıl namaz tartılacaksa, sadakalarımız teraziye konacaksa, aynı şekilde ziyaretlerimiz de konacak. Bu kadar basit. Bunun hiç yorumu yok. Hiç başka türlü anlarsak, dinimize ait olmayan bir şey anlamış oluruz. Kıyamet günü terazimize konacak. Mesela, ziyaretimiz bizim nemimeye sebep olduğu zaman, bu ziyaret değil. Nemime hocam dedikodu. Nemime laf taşımak, evet. Dedikodu yapmak. O ne etti, bu ne etti demek. Bu batırır ziyaretimizi. Evet, evet. Gıybet yaparız. Müslümanın arkasından konuşuyor oluruz. Bunun adı ziyaret değil, husran olur o zaman. Evet. Camiye gitsek abdestsiz, otursak milletle beraber namaz kılsak, bu camiye gittik diye sevap mı kazanacağız şimdi? Tam aksine çok kötü bir iş yapmış olduk. Aynısı ziyareti haramla birleştirdiğimizde de sıkıntı olur. Veya mesela dedeyi ziyarete gittik. Bundan sevap edeceğiz ama adamı doğduğuna doğacağına pişman ettik. Ya, üzdük. Üzdük. Nasıl evet. Üzdük? İşte onun birisiyle kavgasını hatırlattık. Yahut da onu gençliğinde bir haram yapmıştı. Onu hatırladı. Neyse yani. Üzdük. Kalktı dede dedi ki ölseydim 5 sene önce de bugünü görmeseydim dedi. Bu ziyaret olmadı. Olmadı. Bu hançerleme oldu. Evet. Yani ziyaret mübarek. Ama nasıl hacca gidenler, hac ziyareti yapanlar birisinin ayağına basmamak için çalışıyor. Çünkü haçta bu işler yapılmaz. Yani ziyareti eğer ahirette terazimizde görmek gibi bir derdimiz varsa olanca insani yapacağız bunu. Yiyeceğiz, içeceğiz, çaylar olacak, muhabbet olacak, misafirlik katma değeri yüksek olacak. Allah'ın haramı girmeyecek oraya. Girmeyecek, çok önemli. Allah'ın haramı girmeyecek. Bu haramlardan mesela, şimdi tamamını sayacak değiliz. Ama israf olmayacak mesela. Evet. İsraf olmayacak. İsraf niye olmayacak? Çünkü israf bir kurttur, urdur, mikroptur, virüstür. Girdiği yeri bitirir. İbadete bile israf girse, ibadeti eziyor. Eziyor. Yani mesela bir insan gece 12'de kalktı, 6'ya kadar namaz, teheccüd, Kur'an okudu. Sonra da sabah namazını kaçırdı uykudan. Biraz kestireyim dedi. Bu geceyi israf etti, ibadet yapmadı. Sabaha kadar Kabe'nin etrafında dönsen sabah namazı değil o. Dengi evet. Değil, muadildi ve kapatmıyor o açığı çünkü. İsrafla bunu kastediyor. Elbette yemek israfını da kastediyor. Evet. Şimdi mesela ziyaretlerimize bir örnek verelim. Şimdi Konya'yı örnek vereceğim. Küsmek yok Adem hocam. Verebiliriz hocam, küsmeyiz. Ha. Küsmek yok. Şimdi Konyalılar hele o ovada yaşayan, adına köylü deyince hakaret gibi oluyor, öyle değil. Köyde yaşayan mümin kardeşlerimiz demek istiyorum. Evet. Yani cömertliklerinin hesabı yok, Allah razı olsun. Şimdi ne zaman gittiysem Konya'da bir köy ziyaretine rahatsızlanıp döndüm. Yani yedirirken öldürmek istiyorlar zannediyorsun. Cömert, cömert, olağanüstü cömert. Yani Allah razı olsun, ben kendi yakınlarımda görmüyorum onu mesela. O kadar cömert. Ama bu mesela 2 saatte bir düğün sofrası gibi sofraların kurulduğu bir ziyaret olduğunda bünye israfı, muhabbet israfı ve sevap israfı çıkıyor ortaya evet. Bu sefer. Hocam şöyle bir söz hatırlıyorum. Hani israfta hayır yok ama hayırda da israf olmaz diye. Bunu %100 doğru. O kategoriye sokamıyoruz değil mi bunu? Niyetler çok iyi bir defa. Evet. Çok iyi. Allah razı olsun. Yani insanın gözü, gönlü doyuyor. Fakat sonra hastalanıyorsun geri geldi. Hastalanıyorsun. Yani bu iyi niyetten, coşkudan kaynaklanıyor. Evet. Hoş bir ortam. Ayarı biraz düzgün tutulsa Allah'ın razı olduğu bir iş haline gelecek. Ama bir, orada artanıyla bir köyün doyacağı kadar bir yemek
oluşunca bu Allah'ın razı olmadığı bir şey. Evet. Şeytan ne yapıyor burada? Ben kalkmışım, hususi gitmişim. Bir müminin ziyaretine gitmişim. Ecir kazanmak istiyorum. Sofrayı görünce nefis biraz biraz derken batırıyor. O da bir hoca efendi kalkmış İstanbul'dan bizi ziyarete gelmiş. O da iyi niyetli. Şeytan bakıyor ki ikimize de. Yani bunlar sevabı kazanacaklar. Hem oturacaklar o sizin meşhur Konyalıların böyle saman minderleri var ya. O adını bilmiyorum onlar. Şark köşesi bizde evet. Deniyor onlara. Yani onda oturmuş. Hem çay içiyor hem muhabbet. Sevap kazanıyorlar. Oradan bir israf sokuyor mesela. Yani torbayı delmek istiyor. Deliyor. Yani. Deliyor. Oradan yani. Deliyor. Kaş yaparken göz çıkarttırıyor. Bu da olmasa ben ecir kazanacağım. O ecir kazanacak. Ecirlerimizi, sevaplarımızı doldurup geri döneceğiz. Yine belki sevap kazanıyoruz. Yani her şey harama dönmüyor orada. Fakat doktorlar da istemiyor bu sofrayı. Allah da razı olmuyor. Evet, evet. Allah cömertlik istiyor. Dinimizin gerçekten her alanda bir itidal dengesi değil mi hocam? Tabii, i̇tidal ölçüsü. Yani dinimiz, Rabbimiz, şeriatımız bize cömertlik emrediyor. Evet. Sahi müminin yemeğinde şifa var. Evet. Hatta mesela doyduğu halde bir bardak daha çay içelim mi deyince o muhabbet ortamına uygun. Hadi bir bardak daha çok iyiydi çay deyip içebilir insan. Evet. Ama bu 8 bardak olmamalı. Çünkü ondan sonrası zarara dönüşüyor. Evet. Bu mümkünse mesela ben sizi ziyarete geliyorum. İşte karbonhidratlı şeyler yapmayın lütfen. Sizin mesela çok güzel bamya çorbanız var. Bamya çorbasıyla yetinelim. Yani biz madem ashab-ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini yad etmek istiyoruz burada. 7 çeşit yemek yok ki o sünnette. Evet. Yani ne güzel bamya çorbamız var. Hadi diyelim bir de fırında pişmiş bir ekmeğimiz olsun. Tabii, daha tabii bu hocam. Daha tabii. Cömertliğimizi... Doğru, ziyaretlerde tekellüf ziyareti de değil mi hocam? Zaman içerisinde hakikaten soğutabilir insanları ziyaretten alıp koyabilir. Bir defa evin kadınına zulüm. Evet. Yani zavallı kadın onu kim bilir kaç gün hazırlıyor. Ondan sonra onları telef etmemek için uğraşıyor. O kap çanak bir alem. Şimdi bir gün yine Konya'da, diğer ismi zikretmeyelim. Birisi dedi ki böyle ısrar ettim böyle olmasın. Sen dedi sünnete aykırısın hocam dedi. Konyalılar da çok da dinde biliyorlar. Nasıl aykırı dedim. Cömertlik sünnet değil mi dedi. Dedim bunu çözeceğim dedim. Tamam madem cömertlik sünnet. Sofrayı az yemek sünnetine uyduralım. Sonrasında onları bir poşete koyup ben getireyim. Evde bir hafta yerim yine sünnete uymuş olsun. Sen de kazan ben de kazan dedim. Olmadı ama. Yani... Adam sofraya onları koymadıkça mutlu olamadı. Mutlu olamıyor. Mutlu olamadı yani. Bunun bir sevgiden yani, kaynaklandığında belge yok. Hakikaten alışkanlıktan da kaynaklanıyor. Biraz eksik oldu mu? Ayıp mı oldu acaba? İşte insanlar ne der? Havası da oluyor herhalde hocam. Ayıp, biraz. Ayıp ama tabii oluyor. Tabii oluyor. Korkarım sünnete uyup da bu dengeyi sağlayamazsak. Doktorlar bu dengeyi sağlatacak bize zamanla. Evet, evet. Dengeyi sağlatacak. Dikkat etmek nasıl gerekiyor. Davaliliklerimizi bir virüs geldi. Uzak durun bakayım 1,5 metre birbirinizden dedi. Senelerdir kucaklaşamıyoruz. Ya. Geldi bir virüs terbiye etti. Korkarım doktorlar zamanla mesela bana diyor doktor şöyle bir sofraya karbonhidratla sofraya oturmayacaksın diyor. Uyarıyor beni. Ama sonra doktor arkadaş da o baskının altında bir taviz verecek gibi oluyor. Evet. Kültür veyahut da yöre, örf. İçimizden gelen muhabbet kontrol dışında bir hayat yaşamamıza neden oluyor. Neyse biz yani ziyafetleri konuşmuyoruz ama ziyaret ve ziyafet çok yakın kelimeler. Evet konuşulması gerekiyor elbette hocam. Elbette beni İstanbul'dan, Konya'dan ziyarete gelmiş birisi çok memnun oldum. Hadi güle güle dersen herkesin vicdanını sızlat. Yani böyle ziyaret olmaz. Hatta yani seferisin sen niye oruçlu geldin Ramazan günü bile denir. Denebilir yani. Ama biraz nefis terbiyesi yapalım. Yani evet. Sen mesela 500 kilometre yoldan kalkıp geldiğine göre ben de seni işimi gücümü bırakıp ağırladığıma göre bir ferahat yapabiliyoruz demek elbette. Ki. Biraz da bunu nefislerimiz üzerinden yapalım. Bunu niye örneklendirdim? Mükemmel bir ziyaret. Mükemmel bir sevap. Yani dosyalar doluyor. Melekler yazıyor. Hani Riyazu Salihin'de hadis var ya melek gönderiyor Allah melek hususi. Gönderiyor.
Yani yaz bu kulumun ziyareti bu kadar mübarek bir işi gıybetten, evet, nemimeden, günlük basit siyasetten, bu da çok önemli. Evet, günlük evet, basit siyaset. Yani bir hilafet meselesi değil. Ümmeti Muhammed'in işte filan yerde gibi problem. Günlük siyaset. O ne dedi, bu ne dedi. Sizinki ne yaptı, bizimki ne yaptı. Bundan ve yemek israfından. Bedenlerimize israf vermekte mesela. Yediğim, içtiğim şeyler bedenime de zarar. Mesela kültür farkı midede hastalığa neden olabiliyor diyelim. Mesela Antalya yöresine gidiyorsun. Sofra farklı. Yani yörük kültürü. O bana dokunabiliyor. Kaldıramayabiliyorum. Evet. Bunlara dikkat ederek, vakit israfı yapmayarak oturmalarımızda, ihtilat yapmayarak, ihtilatla neyi kastediyoruz? Kadın erkek bir arada oturmuşuz. Çocuklarımıza kötü örnek olacak ortamlar oluşturmayarak, evet, ve özellikle ibadet saatinde ziyareti ibadete göre ayarlamayarak, hata etmeyelim. Yaptığımız mübarek bir iş hocam. Yani melekler yazıp yazıp duruyor.